Benim babam. Benim oğlum. Uyanmışsın. He, uyandım. Eyvim. Eyvim. Yani öyle bir ağrın sızın, kalp atışı, yani ne bileyim satürnyon minyon falan. Lan oğlum iyiyim dedim ya, Allah Allah ne uzadıyorsun? Ama benim babam kızma ya, ben çok korkuttum beni be. Ha biliyorum, kork diye yaptım zaten. Yaptım derken ha? Kendi özgür ve hür iradem ile sağa bir oyun oynadım. Yani bütün o kalp atışlarındaki düzensizlik, satürnyonların düşüklüğü, öte tarafa gidip gelmeler falan. Sen bana bir baksana. Ben de öte tarafa o kadar çabucak gidecek göz var mı? Bir bak, bir bak bu gözlere, bir bak, bir bak. Yok vallahi. Vallahi yok. Yok değil mi? Yok. Ya. Peki o doktor, o gaddar, senin etrafında böyle dört dönerken bütün bunlar hepsi yalan mıydı? He, o da yalandı. Peki sen böyle yatarken bu alavereyi dalavereyi nasıl çevirdin? Ercük yardım aldım, doğrudur. Müsellim ile kör Hasan ambulansı bir süreliğine alıkoydular. Tabii içindeki doktor ve hemşirelerle beraber. Gel gel, gel sen yat. Bak ben sana anlatayım onu, gel. Gel şimdi, gel benim oğlum. Gel benim bir denem, gel. Şimdi bir varmış, bir yokmuş. Adana'da çok büyük bir Türkmen aşireti yaşarmış. Bu aşiretin bir dene deli mi deli müsellimi varmış. Bir de körü varmış. Bir gün aşiretin büyük büyük en büyük babaları hastalanmış. Tabii telaşa kapılan aşirette doktorlara haber vermişler. Bir gün konağın bahçesine bir ambulans sirenlerini öttürü öttürü gelmiş. Benim oğlum. Buyur baba. Madem benim babam o hastaneye gitmiyor, o hastane hemen buraya gelecek. Allah. Benim babam ne yaptım ben de, hadi fırla. Geldiler, geldiler. Bırakma kendini. Allah! Allah! Bak hele kan. Nereye gidiyor? Hastaneye gidiyorum Müsellim amca. Dedeme doktor getireceğim. Olmadı hastaneyi kökünden buraya getireceğim. Yok ya, hiçbir şey getirmeyeceğim. Müsellim amca hiç zamanı değil. Allah için çekil ölümden. Ya sus, ne bağırıyor, ne bağırıyor? Ya Müsellim amca, içeride dedem ölüyor diyorum, anlamıyor musun? Dedem ölüyor. Yok yavrum ya, kimsenin öldüğüm öldüğü yok. Ne? Ya bütün konağı başımıza topladık. Bak yürü amcam, ben sana ne göstereceğim? Gel. Ya Müsellim ya amca bir dur, ya, ya Müsellim ya, amca bir ne dur, yapıyor? İşim var diyorum ya, Allah. La. Ana. Kör Hasan. Kaan. Amca. Kaan. Ya siz ne ettiniz bu insanlara? Niye bağladınız? Amacınız ne? Bugün burada ulvi bir amaç için toplanmış bulunuyorum. Sen de Allah'ın sevgili kulu olarak bu olaya dahil oluyorsun. Müsellim amca, her ne tür bir delilik planlıyorsanız ben onun içinde yer almayacağım. Haberiniz olsun. Ya sus da bir dinle. Ya neyi dinleyeyim Müsellim amca? Dedemi öldürmek mi istiyorsunuz siz ya? Ya biz bir şey istemiyoruz ya. Ne istiyorsa babam istiyor. Ya adam nasıl bir şey istesin, adam ölüm döşeğinde. Ya kendinde bile değil ki. Ya hiç olmadığı kadar kendinde ya. Turp gibi turp maşallah. Ya Müsellim amca ne turpu ne lahanası. Anlasana işte. Korkut ağam hasta masta değil. Sırf kalender ağayı konağa geri getirtmek için oyun ediyor. Ve sen de bizim baş işbirlikçimiz olacaksın. Bizim ayarladığımız sahte doktorları bu gerçek doktorlar diye içeriye kakalayacaksın. Ben hiç kimseye kakalayamam Müsellim amca. Vallahi sonra benim burnum malum yerlerden çıkmıyor işte. Emin misin yani, son kararım, yardım etmeyeceksin öyle mi? Yok Müsellim amcacığım, etmeyeceğim. Yardım falan etmeyeceğim. Zaten ben bu saatten sonra babamın karşısında olan hiçbir oyunda yer alamam. Sonuçta hep o kazanıyor çünkü. Vallahi öyle.
Ben de o yüzden kazananın tarafındayım. İyi o zaman sen bilirsin. Gör. Tamam. Ne? O kadar mı ya? He, o kadar. Tamam lan peki. Ama bu işten bir sıyrılalım. Yemin ediyorum ikinizi birden tımarhaneye kapatmazsan bana da kan demesinler. Aa amca ya. Peki amca. Peki. Bak bak nasıl olmuşlar ama. Ah benim kardeşlerim. Ah benim sağlık çalışanlarım. Büyük suç. Çok büyük suç. Vallahi la billahi da seni organize suç örgütü kurmaktan yakın zamanda içeri atarlar benim babam. Ha bak diyeyim sana.